Nur Sayılgan'a, Sabah Nur, arkanda o mücadeleyi yürüten itfaiye erlerimiz var. Ve sizler de onların o mücadelesini aktarıyorsunuz. Ve bir yanda da hayat mücadelesi, anıların yok olmaması mücadelesi, neler aktaracaksın? Evet Gün Balkaç, aslında sabahın erken saatlerinde kameraman arkadaşım Aykut Olgun'la birlikte bizler Marmaris ilçesinin farklı noktalarındaydık. Sen aslında o mahallelerin özetini geçtin. Turunç Mahallesi, Osmaniye Mahallesi, Turgut Mahallesi, Çiftlik Mahallesi, Osmaniye Mahallesi'nde yangın etkili oldu. Armut Alan Mahallesi'nde 5 gün önce başlamıştı ve rüzgarın artmasıyla birlikte, sıcak havanın etkisiyle birlikte işte o yangın bu gördüğünüz mahallelere yayıldı. Şimdi bizler Hisarönü Mahallesi'ndeyiz. Buradaki son durumu aktaralım sizlere. Hemen arkamda görüyorsunuz zaten yangın orada da devam ediyor. Henüz kontrol altına alınmış değil. Soğutma çalışmaları ekiplerin bu noktada devam ediyor. Hemen şunu belirtelim. Sadece aslında Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler değil. Aynı zamanda Azerbaycan'dan gelen, kardeş ülkeden gelen ekipler de yine bu noktada, yaklaşık 100 kişilik ekip işte bu noktada yangını kontrol altına almak için canla başla uğraşıyor. Hemen yine farklı bir noktayı göstermek istiyorum sizlere. Kameraman arkadaşım Aykut Olgun yine size o noktayı gösteriyor. Aslında bulunduğumuz bu arazi sarp bir arazi, dağlık bir arazi, zira karadan müdahalede buradaki ekipler zaman zaman yangın alanına ulaşmakta güçlük çekiyor. Şu anda da içten içe ağaçların tüttüğünü görüyorsunuz. Alevlerin, o dumanın göğe yükseldiğini görüyorsunuz. Hisarönü Mahallesi'nde yine farklı noktalarda yangın devam ediyor. Ekipler kontrol altına almak için canla başla uğraşıyor. Hemen bir noktayı daha göstermek istiyorum sizlere. Burası bir yerleşim noktası. Hemen sağ tarafımda Hisarönü Köyü bulunuyor. İşte bu evler dün itibariyle tahliye edildi. Bu evdeki yaşayan vatandaşlar, herhangi bir can kaybı yaşanmaması adına önlemler alındı ve buradaki yaşayan, bu köyde yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. Zira hemen sağ tarafımızda ormanlık alanlık, sol tarafımızdaysa yerleşim yeri bulunuyor. Az önce Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bir açıklama yapmıştı. Özellikle hava sıcaklığına dikkat çekmişti. Özellikle önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı yine bu bölgelerde mevsim normallerinin de üzerinde seyredecek. Şu anda biz sabahtan bu yana bu alandayız. Aynı zamanda bu alanda nemin azalmasıyla birlikte de zaman zaman rüzgar da etkisini gösteriyor. Tabii ki rüzgarın da etkisiyle birlikte itfaiye ekiplerin çalışmalarında da zaman zaman zorluk çekiyor, ama buradaki ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları canla başla devam ediyor. Nilgün Balkaç. Sabah